Değerli izleyenler, yeni bir programla daha sizlerle birlikteyiz. Her zaman olduğu gibi Osman Ünlü hocamız var yanımızda. Yine kendisiyle sohbet edeceğiz ve sizlerin merak ettiği konulardan birini daha soracağız. Hocam, bir kimsenin Müslüman olabilmesi için, olması için veya Müslüman olanın da dinini doğru öğrenebilmesi için ve bu Müslümanlıkta kalabilmesi için nasıl bir yol takip etmesi gerekir? Şimdi, uzun bir konu ama hani evet, uzun bir konu da süremiz el verdi hocam. İslam alimleri özetlemişler onu. Evet, özet. Şey itibariyle kitaplarda anlatılırken tabi uzun uzun anlatmışlar. Ama mesela İslam alimlerin özelliğidir bu. Anlatıyorlar. Hülasa diyorlar. Evet. Yani bugün diyoruz ki biz özet olarak. Evet. Özü. Netice olarak. Sözün özü. Sözün özü. Oraya getirmişler. Müslüman olmak için kısaca Muhammed Aleyhisselam'ın Allah'a denen peygamber olduğuna inanmak ve kelime-i şahidi dille söyleyip kalben tasdik etmek. Tamam. İslam sarayına girdim. Girdiğimde burası ne emrediyor? Ne yapmamı istiyor? Değil mi? Ne yapmamı istiyor? Bu sarayda nasıl yaşanılır? Nasıl yaşanılır? Ve işte imanı şartlarını hemen açıyorsun falan. Ha, Allah Teala varlığı birliği, Allah Teala'nın zatî sıfatları, subûtî sıfatları başlıyorsun. Önce öğreneceğim onu, iman bilgisi. Allah Teala'ya ait, peygamberlere ait sıfatlar var. Bunları öğreneceğiz ve Muhammed Aleyhisselam kendiliğinden mi konuşuyor? Onun sözleri midir, hadisleri? O söylemiyor. Allah Teala Kur'an-ı Kerim'de bir ayet-i kerimede, ayet-i kerimenin sonu illa vahyu yuha buyuruyor. O ancak vahiyle konuşur. Vahiyle söyler. Ya direkt ayet-i kerime Cebrail Aleyhisselam vasıtasıyla, vahyin geliş şekilleri de var farklı farklı. O şekilde gelir veya kalbine ilham edilerek bu böyledir buyurulur. Ve eğer kalbine ilham edilmediyse, vahiy gelmediyse eshabıyla istişare eder. O istişare isabet etmezse tekrar vahiyle düzeltir. Bütün peygamberlerde durum böyleydi. Dolayısıyla Muhammed Aleyhisselam bildirdikleri kendiliğinden değil. O kendiliğinden söylemez buyuruyor Kur'an-ı Kerim'de de. Peki biz dini bizi nereden öğreneceğiz? Kur'an-ı Kerim'den mi? Hayır. Kur'an-ı Kerim'deki ayet-i kerimelerin muhatabı Muhammed Aleyhisselam'dır. Çünkü Peygamber Efendimiz ile bir ayet-i kerime nazil olunca buyuruyor ki ben bunu anlayamadım Cebrail Aleyhisselam'a. Neyi murad ediyor Cenab-ı Hak burada? Cebrail Aleyhisselam diyor ki ben de bilmiyorum, arz edeyim. Allah-u Teala arz ediyor, sonra geliyor ki o ayet-i kerimede Allah-u Teala şunu murad ediyormuş. Dolayısıyla Allah-u Teala Kur'an-ı Kerim'de o ayet-i kerimede de neyi murad ettiğini, neyi murad ettiğini peygamberine bildiriyor. Peygamberi de açıklıyor. Bunlar hadis-i şerif denir. Onun için hadis-i şerifler Kur'an-ı Kerim'in tefsiridir. Yoksa oturup da bir ayet-i kerimeyi şimdi invatif ve ilahiyatlarda yapıyor. Yazıyor çocuğun önüne. Diyor ki bundan ne anladın? Ölünün körünü anladın. Ne anlayacak bu çocuk? Bazen ben şeye de kızıyorum. Kendimiz medyadayız da işte muhabir çıkıyor mikrofonu tutuyor falan. Efendim diyor, dinin bir konuda, bu konuda ne dersiniz? Ya ne diyeceğim, altımız yok, bir şeysi yok falan. Tamam? Yok öyle bir şeysi. Haberi bile yok. Haberi bile yok. Onun söylediğinin bir kıymeti olmaz ki. Hiçbir kıymeti olmaz. İslam alimlerinin söylediği kıymet olur. Dinle, hüccet ona, senet ona o. Efendim bunu bir tartışalım. Sen kimsini tartışacaksın ya İslamiyet'in emirleri ve yasakları hakkında? İslamiyet nakil dinidir. Ne emrettiyse odur. Efendim benim nefsime ağır gelir. Ağır gelirse ağır gelir. İnkar edersin, kabul edersin. O tercih sana aittir. Evet. O ayrı bir durumdur. Peki Kur'an-ı Kerim peygamberimiz açıklamış. Takip ettiğimiz yol. Doğrudan doğru Kur'an-ı Kerim'den ayrı. Doğrudan doğru Kur'an-ı Kerim'de din öğrenilmez. Piyasada çok. Böyle ezberlemiş. Tabii canım işte falan cahil olduğu için. Tabii canım öyle olması lazım. Bir ahmak adam. Sana birisi diyecek ki Kur'an-ı Kerim'de öğle namazı kaç rekat nerede yazıyor diye sorsa. Bul bakayım Kur'an-ı Kerim'de bunu. Sadece öğle namazı değil ya. Sabah namazı kaç rekat, ikindi namazı kaç rekat, akşam namazı kaç rekat, yatsı namazı kaç rekat. Ve nasıl kılınır, neler okunur? Kur'an-ı Kerim'de göster bakayım. Yok. Zaten bunu söyleyen iki niyetli kimseler var. Birisi zındıktır. İlahiyat kimliğinde dinsizdir. Dini bozmak, yok etmek, Müslümanların dinini, imanı çalmak için yapıyor. Öbürüsü de ahmaktır. Etiketi var ama cahildir. Cahilliğini yapıyor. O da cahilliğini yapıyor. Hatta meşhur bir tarihçi bir söz söylüyor. Diyor ki, insanların en zararlısı yarı cahillerdir. Çünkü bu kendisini bilir zanneder. Bunu tedavi edemez. Ama bir konuyu en iyi kime anlatırsın diyor. Kara cahillere, hiçbir şey bilmeyene. Çünkü bilmediği için böyle açtır o bilgiyi diyor. Sen onu anlatırsın, o da olduğu gibi alır. Doğru. Öbürsü yarım yamalak bir şeyler öğrenmişti. Ben biliyorum, kafasına göre yorum yapıyor. Onları da doğru zannediyor. Evet. Zamanımızda böyle ilahiyatçı da çok. Onun için Ehl-i Sünnet alimlerin kitapları. Niye?
Çünkü Peygamber Efendimiz'in aleyhissalatü vesselam sözleri de açıklamaya muhtaçtır. Bunu müştehit ehl-i sünnet alimleri, eshab-ı kiram, tabi'in, tebe-i tabi'in ve işte tabi'in döneminde ehl-i sünnet alimleri bunlar tedvin etmişler. Bunlara fıkıh kitabı denir. Ve bizim seviyemize inene de ilmihal kitabı denir. Biz zaman zaman mesela Tam İlmihal Said Tebidi kitabı da diyoruz. Tam İlmihal Said Tebidi kitabı Hanefi mezhebine göre yazılmış bir fıkıh kitabıdır. Dolayısıyla bunu mutlaka okuması lazım. Mesela dedelerimizin el kitabı olan Mızraklı İlmihal, İslam ahlak kitabının içerisinde o var. Eyyühel velen, ey oğul ilmihali de var. Mutlaka bunların okunması lazım. Yol olarak. Ha orada iman anlatılıyor. Ondan sonra farzlar anlatılıyor. Vacipler anlatılıyor. Müekked sünnet, gayri müekked sünnet bunlar anlatılıyor. Ondan sonra haramlar, mekruh, tahrime mekruh, tenzihen mekruh. Bunların hükümleri yapılmadığı zaman, yapıldığı zaman ne lazım geldiği bunlar bildiriliyor. Usul, abdest, namaz, alışveriş bilgileri, hayız, nifas bilgileri. Bunlar fıkıh kitaplarında yazar, ilmihal kitaplarında yazar. Kur'an-ı Kerim'de bulamazsın hayız ve nifas bilgilerinde. Bulamazsın, yok. Çünkü orası anayasadır. Anayasada detay bilgi verilmez. Dolayısıyla bu yolu takip edince, dinini doğru öğrenirsin. Çünkü Peygamberimiz ümmetim arasında fitne fesat yayıldığı zaman sünnetime yapışana 100 şehit sevap vardı. Peki buradaki sünnetten murat nedir? Muhammed Aleyhisselam'ın getirdiği dindir. O da ehl-i sünnet alimleri kitaplarında bildirmişlerdir. Oradan öğrenilir. Yoksa Peygamber Efendimiz'in aleyhissalatü vesselam hadislerinden ben doğrudan doğruya dini öğreneceğim diye kalkacak olursan Allah Teala korusun. Yani neye benzer biliyor musun? Burada Ankara'ya otoban yapılmış. Ben bunu beğenmedim diyorsun. İşte dağlar tepelerden bir otoban daha yapacağım. Bir yerlerde aynı şekilde geberir gidersin. Düşer gidersin yani. Ne kendini kurtarabilirsin ne sana tabi olanları kurtarabilirsin. Otoban hazır. İmam-ı Azam Ebu Hanife Hazretleri, İmam-ı Şafii Hazretleri, İmam-ı Malik Hazretleri, İmam-ı Ahmet bin Hanbel Hazretleri Peygamber Efendimiz'in gelenler aktarmışlar. Daha ne istiyorsun ki? Ha, bunlar ortadan kaldırdı mı dinle bir şey kalmaz. Hatta bir hadis-i şerif naklediyorlar. Allah Teala'nın en çok sevdiği peygamber oluyor. Allah Teala'nın en çok sevdiği kimse dinini öğren ve başkalarına öğretendir. Dininizi İslam alimlerinin ağızlarından öğreniniz. Yani Ehl-i Sünnet alimlerinin kitaplarından öğreniniz. Ve karşına çıkan her aynı şekilde sakallıyı, sarıklıyı, etiketliyi, kravatlıyı şey zannetme. Efendim siz de kravatlısınız, şeylisiniz. Tamam. Naklettiğim şeyler bir araştır be arkadaşım ya. Biz ne diyoruz? Biz Hanefi mezhebindeki İmam-ı Azam İbrahim Hazretleri'nin yolundayız. Onun talebelerinin bildirdiği kitaplar var. Onları biz aynı şekilde naklediyoruz. Hanefi mezhebinin temel fıkıh kitabı İbn-i Abidin'dir. Burada bu kitaplardan nakil yapanlar başımızın üstünde. Ama bana göre böyle, bana göre şöyle diyenler beş para etmez, çöp atarız. Hiç kıymeti yoktur. Doğrusu da bu. Siz de burada anlatırken hiç bana göre demiyorsunuz zaten. Olmaması gereken şey. Doğrusu bu. Evet. Peki efendim. Çok teşekkür ediyoruz. Sevgili izleyicilerimiz, böylece bize ayrılan sürenin sonuna geldik. Programımız diğer bölümlerle devam edecek. Yeniden buluşuncaya kadar hoşçakalınız. Sevgili Peygamberimiz buyuruyorlar ki, güzel abdest alıp camiye giren Allah'ın misafiri olur. Allahü Teala da misafirini mutlaka ikram eder. Değerli izleyenler, yeni bir programla daha sizlerle birlikteyiz. Her zaman olduğu gibi Osman Ünlü hocamız var yanımızda. Yine kendisiyle sohbet edeceğiz ve sizlerin merak ettiği konulardan birini daha soracağız. Hocam, şöyle bakıyoruz ki Hristiyanlığı, ne bileyim ateistliği, hatta dinsizliği yayan kuruluşlar böyle yayınlarıyla, işte dergileriyle, gazeteleriyle, sosyal medyalarıyla falan, internetiyle oldukça çokmuş gibi geliyor. Yani onları her istemesen bile karşına geliyor bazen. İslamiyet'in yayılmasına çalışan kurumlar az mıdır da bu böyle oluyor acaba? Yok mu veya? Şimdi Mustafa Bey, İslamiyet'in başlangıcında Peygamber Efendimiz Aleyhisselatü Vesselam fiilen, bizzat kendisi evinde durmuyordu hiç. Hatta kitaplarda anlatırken panayır panayır dolaştığı olurdu. Çünkü panayırlardan insanlar bulunuyor. Pazar pazar gibi. Pazar pazar, pazar aynen. Pazarlar. Hatta daha sonra işte büyüyüp İslamiyet'te kabul edip Müslüman olan Eshab-ı Kiram'dan, o zaman daha diyor çocuktum yani, delikanlıya yakındım. Babamla beraber bir panayıra gitmiştik. Çok böyle yüzü güzel, temiz, şefkatle, sesleri falan çok yumuşak, insana tesir eden bir sesle insanlara Allah-u Teala'nın varlığını, kendisinin peygamber olduğunu söyleyen birisine rastladık. Babama sordum, bu kim diye.
Bu işte Abdülmuttalip oğullarından Abdullah'ın oğlu Muhammed. Ona Muhammed'in emin derler. Arkasında da birisi vardı. O konuştukça böyle dilini çıkartır, el hareketi yapar. İnanmayın, bu yalancıdır, sallayın bu sihirbazdır falan. Peki arkasındaki kim? O da amcasıdır, Ebu Leheb. Vay be. Ya. O da amcası Ebu Leheb. Kazanırsan dost kazan, düşmanı anan da doğru demişler. Değil mi? Amcası yani. Amcası. Tabii ondan sonra Peygamber Efendimiz'in aleyhissalatü vesselam bu gayretini Müslüman olanlar mesela Hazreti Ebu Bekir Sıddık radıyallahu anh hazretleri iman eder etmez Resulullah Efendimiz'e ya Resulallah 5 arkadaşım daha var getirebilir miyim? Aşere-i Beşer'den 5 kişinin İslamiyetle şereflenmesine o vesile oldu. Çünkü iman ateşi kalbe girince duramaz. Allah rahmet eylesin, bizim patron Enver abiyle bir şey söylerler toplantılarda, sen de duymuşsundur. Yani o toplantılara iştirak edenler herkes duymuştur. Vazifemiz bir kişi daha ateşten yanmasın, ateşten kurtulsun olmalıdır. Bir kişi. Bir kişi. Hedef bu. Dolayısıyla Eshab-ı Kiram bunu çok iyi anladılar. Bunu çok iyi anladılar. Hazreti Ömer radıyallahu teala işte halife olunca Eshab-ı Kiram yani Medine'deki münevveredekileri topladı. Dedi ki hani dedi Resulullah Efendimiz'i görüp iman eden onunla onun sohbetinde bulunan onunla beraber aynı gibi İslamiyet'in yayılması için gerekirse canını ortaya koyan o erler nerede? Siz niye burada duruyorsunuz? Yarın mahşer günü Peygamber Efendimiz Aleyhisselatü Vesselam benden sonra siz ne yaptınız derse ne yapacaksınız? Eshab-ı Kiram'dan bir kişi bile kalmadı buyuruyor. Bir çıktılar, çıkış o çıkış, bir daha geri dönmediler. Ya. Ebu Ayyub Ensar radıyallahu anh zaten buraya kadar gelmiş. Tek başına gelmedi. Kaç tane Eshab-ı Kiram? İşte Adapazarı'ndan oradan gemiyle gelmişler şey yaparken. Mesela oralarda bile metun Eshab-ı Kiram kabirleri var. Bizim doğu, güneydoğu oralarda var. Ta Çin'e kadar gitmişler. Kafkaslara gitmişler. Balkanlara çıkmışlar. Kuzey Afrika'yı baştan sona taramışlar. Peki ne yaptılar? Eshab-ı Kiram bir özelliği. Seyyid Abdülhakim Arvaz Hazretleri buyuruyor. Eshab-ı Kiram'dan bir zat bir yere gitse diyelim ki onların dili nedir? Rumcadır. Yatıyor, sabahleyin kalkıyor. Aynen onlar gibi fasih Rumca konuşuyor. Farsça konuşuyor, Türkçe konuşuyor. Öyle bir özellikleri varmış. Çünkü ben diyordum İslamiyet'i bunlar yayıyor da ellerinde kitap yok. Nasıl yapıyorlar bunu? Dilleri de farklı. Dilleri de farklı. Onların diliyle anlatıyorlarmış. İkinci kuşak tabi'in. Hemen onlar kitapları yazmaya başladı. Tabi'in, tebe-i tabi'in. Ve ondan sonra işte gelen İslam devletleri mesela son Osmanlı döneminde her tarafa en ucra noktaya kadar alimler şakır 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 dergahlar, medreseler açıldı, kitaplar yazıldı. Çeşitli dillere bundan intikal ettirildi. Devam ediyordu. Ondan sonra Müslümanlar zayıflamaya başladı. Yani yüz çevirdiler. Refah seviyesi yükselince, dünya kendilerini yüz çevirmeye başlayınca, emr-i maruftan uzaklaşınca bu sefer kafirler harekete geçti. Hristiyanlar harekete geçti. Yani onların daha önce cizvit dedikleri teşkilatları vardı. Misyoner teşkilatı yani. Hatta bu Harput Disak Efendi var. Diyarül Kulüp kitabı, Hakkül kitabı bunu yayınlamış. Evet, cevap veremedi. Cevap veremedi ismiyle yayınlamış. Diyarül Kulüp kitabın ismi. Bu kitapta deniyor ki miladi 1804 senesinde kurulan İngiliz işte İncilevi ismindeki Protestan Cemiyeti Derneği İncil'i 204 lisana tercüme ettirmiştir. 1872 senesine kadar bu cemiyet tarafından basılan kitapların adedi 70 milyona varmıştır. O zaman da bu cemiyetin Hristiyanlığı yaymak için sarf ettiği para 205.313 İngiliz altını idi ki bugünkü para ile milyarlar etmekte. 50-100 milyar para etmekte. Adamlar harcamışlar. Şimdi bir de Allah Teala buyuruyor ki çalışana veririm. Sen Hristiyanlığı yaymak için çalışıyorsan onu da yaratır. Komünizmi yaymak için çalışıyorsan onu da yaratır. Zındıklığı yaymak için çalışıyorsan onu da yaratır. Ama hak yolu şey yaparsan onu da yaratır. Onu da yaratır. Zamanımızda Osmanlı mesela Cennet Mekan Abdülhamid Han bakmış ki yani Osmanlı çöküş döneminde artık son şeyle Muhammed bin Kutbettin İzzik Hazretleri'nin hazırladığı Miftahul Cenne, Mızraklı İlmihal. O kitabı katır yükleriyle en ücra noktalara kadar göndermiş. Yani hiç olmazsa dedelerin dinini unutmasın. Köşede, bucakta. Milyonlarca bastırıp göndermiş. Tabii, Türkiye Cumhuriyet Devleti kuruptan sonra 1950'den önce bu kitaplar toplatılmış. Tabii benim dedem de medreseli. Dedemin bütün kitapları bu mu diye sordum. Köşede, bucakta birazcık bir şey kalmış. Babaannem rahmetli dedi ki olur mu oğlum dedi. Babamla beraber biz dedi babamla dedi dedeyin dedi kabrinin yanına dedi, iki çuval mı üç çuval mı dedi bu kitaplar toplatılıyor dedi zayi olmasaydı gömdük dedi ya.
yakalan taş yapılmaz gömdük dedi. Hatta babaannem böyle yazılı kağıtları gördüğü zaman kaldırırdı. Boş kağıtları da alırdı. Ya boş kağıt ne alıyorsun? Ona Musaf yazılır derdi. Ben bir mızraklı ilmihal görmüştüm. Hayvan pisliği vardı üzerinde. Dedim nene, siz dedim bu kadar boş kağıda bile ettim aynı şekilde sahip gösteren bu kuşaktan geliyorsunuz. Bu dedim hayvan pisliği de arıyor bu kitabın üzerinde. Oğlum dedi, kitapları dedi millet nereye saklayacağını bilemedi dedi. Ahırlarda bulamaz diye ahırlara koydular dedi. Ya, öyle bir dönemden geçtim. Yani şimdi bırak İslamiyet'i yaymak için. Peki ondan sonra Allah-u Teala lütuf ve ihsanda bulundu. Tekrar dedelerimizin bu kitapları için hakikat kitabevi. Hakikat kitabı. Şu anda yeryüzünde ehl-i sünnet itikadını dünyanın her tarafına pompalayan yani yerdir. Evet. Merkezi İstanbul'dadır. Merkezi İstanbul'dadır. Bütün dünyaya ehl-i sünnet alimlerinin kitaplarının orijinalini, aslını, Arapça, Farsça bunları ve bunların tercümelerini ve şimdi yani diğer İslam ülkelerine gidince o ülkeler de sahiplendiler. Kendi ülkelerinde kendi dillerine tercüme ederek bu kitapları basmaya başladılar. Bu kitapları basmaya başladılar. Mesela biraz önce ismini zikrettiğimiz Diyaül Kulub cevap veremedi kitabı İngilizce, Almanca, Fransızca baskılar yapıldı. Misyonerler bu kitabı görünce çünkü burada Hristiyanların ellerindeki Matta, Markos, Yuhanna, Luka bu dört İncil'in birbirlerine tenakuz ettiği noktaları öyle bir güzel izah etmiş ki misyonerler bu kitabı görünce kaçıyor. Kaçacak delik arıyor. Yani şu anda Ehl-i Sünnet itikadını dedelerimizin dini İslam'a yapmış olduğu hizmetler sebebiyle Cenab-ı Hak yine bu coğrafyada, bu topraklarda ihsan etmiş. Bu coğrafyada, bu topraklarda ihsan etmiş. Hani İhlas Holding de işte TGRT Grup, TGRT FM Grup, TGRT Belgesel var, TGRT Haber var, TGRT EU var. Ya bunlar vasıtasıyla huzura doğru olarak ondan sonra TGRT FM'de İslam ve Toplum, Gönül Pınarı gibi programlarla, Türkiye Gazetesi'nde her gün bizim sayfada dini yazılarla, Türkiye takvimiyle ve hakikat kitabı vasıtasıyla da o kitapların orijinalini, aslını, tercümelerini basarak hatta internet sitesinde de sitelerinde Allah rahmet eylesin Emre abiler o hakikat kitabının kitaplarını seslendirdiler de TGRT FM stüdyolarında seslendirdiler. Ücret de vererek seslendirdiler. Efendim benim amayım, gözüm göremiyorum. Tıkla, indir. Oradan hani okunuyor. Kitaptaki bilgileri de öğrenebiliyorsun. Yani şimdi Türkiye'de de bu kitapları okuyup ondan sonra ha işin doğrusu budur diye sahiplenen çok kimse var. Yani biz yakinen şahidiz. Evet. Mesela bizzat kendisi bu kitaplardan temini alıyor, satın alıyor, ücretini ödüyor, dağıtıyor. Bazen de diyor ki benim diyor bedenim müsait değil, işte Mustafa diyor seni vekil ettim diyor, sana para göndereyim, bu kitapları dağıtıverin diyor. Yani bu şekilde böyle faaliyetler de mevcut. Dünyanın diğer ülkelerinde de var böyle. Kendi ülkelerinde matbaa kurup hareket halinde bastıranlar da var. Yani dünya boş değil. Kötüler kötülük için, iyiler de iyilik için çalışıyor. Ne kadar çok gayret edilirse, çalışılırsa Allah-u Teala da karşılığını o nispetle vereceğini vaat etmiştir. O nispetle vereceğini vaat etmiştir. İslamiyet'in düşmanı çok. Onun için de başta şeytan ve nefis düşman. Onun için de Müslümanın çok uyanık olması lazım. Çok uyanık olması, teslim olmaması lazım hemen. Gayretli olması, pes etmemesi lazım. Yardımcımız Allah-u Teala'dır. Rabbim ihsan eder inşallah Teala. Peki efendim, çok teşekkür ediyoruz. Sevgili izleyicilerimiz, bugün de bize ayrılan sürenin sonuna geldik. Programımız diğer bölümlerle devam edecek. Yeniden buluşuncaya kadar hoşçakalınız. Sevgili Peygamberimiz buyuruyorlar ki, Rabbiniz Rahim'dir. Bir iyilik yapmak isteyip de yapamayana bir sevap verir. Yapana 10 mislinden 700 misline kadar veya daha fazla sevap verir. Kötülüğü isteyip de yapmayana bir sevap, yapana ise bir... Değerli izleyenler, yeni bir programla daha sizlerle birlikteyiz. Her zaman olduğu gibi Osman Ünlü hocamız var yanımızda. Yine kendisiyle sohbet edeceğiz ve sizlerin merak ettiği konulardan birini daha soracağız. Hocam, şimdi edep çok önemli bir kavram. Ve davranış olarak da tabii edepli olmak emredilen bir durum hatta. Yani tasavvufun bile işte haddini bilmek, edepli olmakla alakası var. Ne bileyim işte her şeyin başı edeptir diyenler bile var. Şimdi edep nedir diye sormayacağım size. Bunları şunun için şey yapıyorum. Şimdi bunlar anlatılırken hep din kitaplarında kişinin edepli olması, haddini bilmesi, Allah-u Teala'ya karşı edepli olmaktan bahsediliyor. Hı hı. Bu ne demek? Onu sormak istiyorum.
Şimdi Mustafa Bey kitaplarda anlatırken enteresan misaller de vermiş Ehl-i Sünnet alimleri. Hatta bunlardan Ebu Ali Dekkak Hazretleri var. O bir misal vermiş. Hani teşbihte hata olmaz ya. Şimdi Ebu Ali Dekkak Hazretleri buyuruyorlar ki vaktiyle bir hükümdarın vezirlerinden birisi hükümdarın huzurunda dururken bir ara işte arkadaki hizmet eden hizmetçilerden bir ses duyurur. Hükümdarın huzurunda bu vezir işte başını çevirip o tarafa bakar. Veyahut da başını çevirmeden öyle bakar gözleriyle. O tarafa bakar. Tabii hükümdar görüyor bunu. Allah Allah diyor. Benim huzurumda benimle ilgilenmiyor, başkasına bakıyor. Başkasına bakıyor. Ve vezir bu hatasını hemen anlıyor. Hükümdarın kendisine edepsizlik ettiğini zannetmesin diye sonraki toplantılarda hep öyle şaşı bakmaya devam etmiş. Tamam. Hükümdar demiş, ha demiş, bunun gözünde demek ki böyle bir şaşılık var. Kayıyor bazen gözü, öyle gidiyor. Yani bilerek edepsizlik yapmıyor diyor. Bunda bir şaşılık var. Bunda bir şaşılık var. Ama vezir toparlamış yani hükümdarın huzuru da ben ona edepsizlik etmedim ama bu böyle yanlış anlaşılabilir. Onu telafi etmiş. Onu telafi etmiş. Şimdi Ebu Ali Dekkak Hazretleri biliyor ki ya bir insan bir insana. Hükümdar da olsa insan yani. Evet insan. Bir insan bir insan. Amiri de olsa. Yani bu edebi gözetirdi. Her şeyin sahibi, maliki olan Allahu Teala'ya karşı bir kul nasıl hareket etmesi lazım? Bu konuda da Ebu'l Berekat Hakkari Hazretleri buyuruyor ki Allahu Teala'ya edep kulun Allahu Teala'ya karşı vazifelerini, vakitlerini nasıl değerlendireceğini, haramlardan nasıl korunacağını bilmesi ve buna göre hareket etmesidir. Ha yani 24 saat böyle hazır ol vaziyetinde durmayacak Allahu Teala'ya değil, karşı. Değil. Şimdi mesela Ehl-i Sünnet alimleri hep anlatmışlar, talebelerini anlatmışlar. Buyurmuşlar ki Allah-u Teala kulunun yaptığı ibadetlerde neye kıymet verir, neye değer verir? İşte namaz kılıyor ya. Peki Allah-u Teala da buyuruyor ki yeryüzündeki sadece yarattığım insanlar değil, insan, cin, melek, ondan sonra bütün hayvanlar, nebatat, ne varsa hepsi başını secdeden kaldırmasa, hepsi bana ibadet etse benim şanım artmaz buyuruyor. Hepsi beni reddetse, inkar etse, nankörlük etse şanımdan parça koparamaz. Dolayısıyla Allah-u Teala'nın ibadete ihtiyacı yok. Peki neye değer verir? Şimdi hani ben Tekeret Efendi'de zaman zaman veriyoruz ya o misali. Osman Ünlü olarak sabah namazında güç vela saati kurmuş falan. Zor kalktım. Uyku böyle nasıl gözümden akıyor falan. Ama gittim. Sağa sola çarpa çarpa. Gittim. Abdest aldım ama alacalı bulacalı falan filan. Namaza durdum. Bir an önce biteyim de yatağa atayım kendimi. Neyse attım. Allah-u Teala biliyor ve görüyor. İşte o İslam alimleri böyle bir misal vermişler. Allah-u Teala buyurmuş ki bu kulumun aldığı abdest abdeste benzemedi. Kıldığı namaz da namaza benzemedi. Bak burası önemli. Ama benim emrime değer verdi, kıymet verdi. Zor da olsa uykusunu terk etti, gitti, abdest aldı, işte uykulu muykulu o ibadeti yerine getirdi. Benim emrime kıymet verdi, emrime kıymet verdi, değer verdi. Onun için onun abdestini de namazını da tam yazın diye emir verilmiş meleklere. Esas olan bu. Esas olan bu. Güzel. Şimdi bu edeptir buyuruluyor. Şimdi ben oturmuşum namazı diyor. Aa Mustafa Turgaz geliyordu. Öyle huşuyla. Allah Allah ya ben Osman Ünlü'yü gördüm böyle huşuyla kendinden geçme. Ya Mustafa Turgaz bunu söylese, binlere, yüz binlere iletse Osman Ünlü'ye faydası olmaz ya. Hepsi beraber aferin dese, dese alkış yapsalar. Bir faydası olmaz bunun. Allah Teala der ki sen benim için kılmadın. Git Mustafa da gözden istedi. At verirler yani mahşer günü at verecekler. Buna riya denir buyuruyor. Buna riya denir buyuruyor. Ya başkası görse ne olacak görmesin. Onun için mesela riya konusu kitaplarda anlatırken buyuruyor ki herkesin içerisinde böyle çok dikkatli namaz kılıyor. Kendi başına gelecek lapır 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 yapıyor falan.
Riyadır bu, öyle bu. Ha, herkes kendine bakacak. Ha, ben bunu Allah için yapıyorum ya. Rabbim beni görüyor mu? Rabbim benim kalbimdekileri, geçenleri biliyor mu? Öyleyse Allah Teala'nın huzurunda dururken ona göre dikkat et arkadaşım ya. Osman Ünlü görse ne olacak? Mustafa Toköz görse ne olacak? Aferin dese ne olacak? Hani bazen mesela anlatırlar işte, cenazesine 100.000 kişi katıldı ama bir tane imanlı yok. Bir işe yaramaz. Ama 3-4 tane ehl-i sünnet itikadında 5 vakit namazını kılan kimse iştirak etse ve o kimse hakkında biz bunu biliyoruz, tanıyoruz. Bu orucunu tutardı, zekatını verirdi. Namazlarını yarım yamalak da olsa kılar, Allah-u Teala'ya iman eder, işlediği günahlara da aynı şekilde üzülürdü. Allah-u Teala da buyurmuş ki bunların şahitliğini kabul ettim. Onu mağfiret eder. Peki o 100.000 kişi, ya iman yok zaten, şahitlik etsen olacak, etmesen olacak. Ne diyeceksiniz efendim, siz nereden biliyorsunuz? Peygamberimiz Aleyhisselatü Vesselam bir gün Mescid-i Nebi'nin dışında oturuyor. Mescid-i Nebi'nin dışında oturuyor. Şimdi bir cenaze geçmiş. Duyurmuş, şey yapılmış falan. Uğurlamışlar cenaze, ondan sonra. Oradakiler demişler ki bu işte çok iyi kimseydi. İyiliklerini anlatıyorlar. Peygamberimiz vacip oldu buyuruyorlar. Bu kadar. Ondan sonra şey yaparken orada demek ki uzun sürüyor ki bir cenaze daha geçiyor falan. Bu böyle fasıktı, şeydi falan filan. Ondan sonra Peygamberimiz vacip oldu buyuruyorlar. Eshab-ı kiramdan biri soruyor. Ya Resulallah, biz anlamadık diye. Ne vacip, ne vacip oldu? Ne vacip İkisine oldu? De öyle dediniz. Siz onun iyiliğine şahadet ettiniz. Allah-u Teala onu kabul etti. Cennetlik oldu. Cennete gitmesi vacip oldu buyuruyorlar. Bunun kötülüğüne şahitlik ettiniz. Onun da cehenneme gitmesine aynı şekilde cehenneme gitmesi vacip oldu buyuruyorlar. Bu kadar önemli mi? Bu kadar önemli. Ama buradaki ölçü, ya biz yalandan şahit. Ya yalanı zaten aynı şekilde. Kalpler Allah Teala biliyor. Hayır Mustafa Bey, şimdi bir söz var bizde. Yalancının umu yasıya kadar yanar derler ya. Hakikaten öyle. Yalancı eninde sonunda açık veriyor. O çıkıyor. Çıkıyor. Ya dünyada bile bir insanın yalanını açığa çıkartabiliyorsa, her şeyin sahibi olan Allah Teala seni yalan söylediğini ve kalbinden aynı şekilde başka türlü düşündüğünü bilmez mi? Bilmez derse o zaman iman etmiyorsun. İmanı yok demektir. Kafirsin demektir. Allah Teala muhafaza buyursun. Onun için Allah Teala'ya edep, Allah Teala'ya karşı edep. Demin güzel bir şey söylediniz. Ayağa kalkıp da hazır ol vaziyetine, ceketin öyle durmak değil. Ya ona emretmiş. Önüne geldi. Rabbimin emri ne burada? Bunu yapayım mı, yapmayayım mı? Rabbim yapma diyor. Yapmıyorum. Edeptir. Rabbim emrediyor. Bunu yap. Yapıyorum. Şartlarına uygun olarak yapıyorum. Karşıma çıkan insan, hayvan, nebatat. Bunlar hakkında emirleri var. Hayvana da iyi muamele et. İnsanlarla da iyi muamele et. Nebatata aynı şekilde yeşili şey yapma. Telef etme. Lazım olmadığı müddetçe kesme, budama, yakma. Emirleri var Peygamber Efendimiz Aleyhisselatü Vesselam. Ha diyor, bu da Allah-u Teala yarattığı canlıdır. Lazım olduğu kadar kullanıyor. Öbür tarafa müdahale etmiyor. Bunlar nedir? İşte hani edebin birçok tarifi var. Demin siz konuya girerken de şey yaptınız. Mesela Seyyid Abdülhakim Arvasi Hazretleri'nin bir tarifi var. Edep konusu. Edep haddini bilmek. Edep haddini bilmek. Ne demek haddini bilmek? Yani Allah-u Teala'ya karşı. Ya onu sen bir kere insan yaratmış. İman nimet vermiş. Emirleriyle şereflendirmiş. Sen haddini bil be arkadaşım ya. Haddini bil. Bu kadar nimete karşı. Yani senin yapmış olduğun ibadet, şükür elbette ki onu karşılamaz. Ama Allah-u Teala verdiği bu nimete karşı, bu nimete karşı sen Allah-u Teala'nın verdiği nimetlere kıymet ve değer veriyorsun. Benim Rabbim beni mahcup etmedi. Rızkımı gönderdi, suyumu gönderdi. Sebeplere yapıştım, yarattı. Ya Rabbi sana nasıl hamd edeceğimi bilemiyorum. Hatta Davut Aleyhisselam bir gün arz ediyor Allah-u Teala'ya. Adem Aleyhisselam ne yaptı da senin indinde bu kadar makbul bir kul oldu? Allah-u Teala da buyuruyor ki her şey benden bitti ve şükretti. Bunun üzerine Davut Aleyhisselam, ya Rabbi diyor biz şükretmesini de bilmeyiz, onu da sen öğretiyorsun. Şimdi sen de şükrettin buyuruyor. Şimdi sen de şükrettin. Onun için mesela biz TGRT FM'de zaman zaman dinleyicilerim işte ben namaza başladım falan. Şükret ya. İhsan-ı ilahi o. Ben Allah-u Teala'dan korkuyorum. Şükret. Ya vermeseydi o korkuyu? Var öyle bir sürü, milyonlarca Allah-u Teala'dan korkmayan, iman etmeyenler var. Sana iman nimeti vermiş, ibadet yapma kuvvetini vermiş. Ya kaldır ellerini, oyna. Büyük bir nimet.
Ya bu kadar 7 milyar 8 milyar insan içerisinde sana iman nimet vermiş, ehl-i sünnet itikadı vermiş, 5 vakit namaz kılmayı vermiş, buna güç kuvvet vermiş, namazını böyle geciktirirken içinde bir telaş başlamış. E bundan Allah-u Teala verdiği nimetler, on sana suyunu gönderiyor, rızkını gönderiyor, ekmeğini gönderiyor. Evem az oluyor, çok oluyor. Ezelde takdir edilene kadar gelir o. Daha sen yaratılmadan önce senin yiyeceğin içeceğin hepsini takdir ettim buyuruyor. Sen sebebe yapışmakla vazifelisin. O kadar. Gerisine karışma. Bütün bu Allah-u Teala'nın emir ve yasaklarını öğrenip buna ittiba edince kul Allah-u Teala'ya karşı edepli olmuş olur. Mesela bir hadise anlatılır. Hazreti Ali radıyallahu anh bir harpte tam işte bir kafire vuracağı sırada o adam diyor ki nasıl söylüyorum diye ağzını doldurarak tükürüyor. Vazgeçiyor. Öldürmüyor. Adam kalkıyor ya diyor bu fırsat benim elime geçseydi seni çoktan öldürdüydüm diyor. Niye öldürmedin beni? Hazreti Ali radıyallahu anh hazretleri buyuruyor ki biz Allah için dövüşüyoruz. Biz size İslamiyet tebliğ ettik. Hayır dediniz. Ya kapıları açın aynı şekilde bize cizye verin. Biz girelim İslamiyet'i anlatalım. Siz gene kendi işlerinizde serbest kalın dedik. Onu da tek yapmadınız. En son kılıçlar konuştu. Ama diyor biz diyor bu kılıcı Allah için kaldırıyoruz. Ama sen benim yüzüme tükürünce diyor nefsim devreye girdi. Bana hakaret ettiğin için seni öldürürsem ben katil olurum. Rabbimin indinde Rabbim der ki benim çizdiğim sınırı niye geçtin? Niye öldürdün onu? Kendi nefsin için öldürdün. Benim için aynı şekilde vurmadın kılıcı. Ben onun hesabını veremem diyor. Ben onun hesabını veremem. Adam o zaman sonra diyor ki tamam diyor ya. Ben niye karşı geleyim o zaman? İşte bana İslamiyet'i anlat. Ve Müslüman olmasına sebep oluyor. Dolayısıyla Allah-u Teala'nın bildirdiği, sınırlara riayet etmek, yani farzları yapmak, haramlardan sakınmak Allah-u Teala'ya karşı edeptir böyle. Peki efendim, çok teşekkür ediyoruz. Sevgili izleyicilerimiz, bugün de Osman Ünlü hocamız önemli bir konuda bize bilgiler verdi. Bir sonraki programda yine beraber olacağız. Başka bir konuyu sormak üzere şimdilik hoşçakalınız. Sevgili Peygamberimiz buyuruyorlar ki, 5 vakit namazı terk eden Allah'ın hıfz ve emanından mahrum kalır. Sevgili izleyicilerimiz, yeni bir programla daha sizlerle birlikteyiz. Her zaman olduğu gibi Osman Ünlü hocamız var yanımızda. Yine kendisiyle sohbet edeceğiz ve sizlerin merak ettiği konulardan birini daha soracağız. Hocam bazen şöyle durumlarla karşılaşabiliyoruz, yani şöyle sözlerle. Mesela birisine cennetten, cehennemden bahsediyorsunuz, ahiret gününden, günahtan, sevaptan falan bahsediyorsunuz. O da diyor ki ya ben çok günah işledim. İşte geçmişte de çok günahlarım var. Büyük günahlar işledim hatta. Dolayısıyla benimkinin çaresi yok. Yani bir ümitsizlik söz konusu bu sözlerde. Hani benim günahlarım affolmaz. Haşa Allah-u Teala affedemez gibi, o kadar büyük ki benim günahlarım gibi böyle bir manada çıkıyor. Bir Müslüman için böyle düşünmek, böyle ümitsiz olmak uygun bir davranış mı? Şimdi Mustafa Bey kitaplarda anlatırken buyuruyor ki mesela küfür bahsi açılmış Elfaz-ı Küfür diye Muhammed bin Kudreddin İzzik Hazretleri'nin Mızrak-ı İlmihal kitabında bu kitapta o Elfaz-ı Küfür bahsinde de geçiyor. İmam Birgivi Hazretleri de anlatıyor. Yes diye geçiyor. Yani ümitsizlik. Küfürdür. Küfürdür. Evet. O sana emin olmak. O da küfürdür. Bunun tersi yani. Evet. Ya ben kurtulmayacağım da kim kurtulacak? Ben cennete girmeyeceğim de kim girecek? Cennete gitmeyeceğim de kim? O köşkler benim için ya falan filan. Nereden biliyor? Nereden biliyor? Sadece İslam alimleri buyuruyorlar ki yani kesin konuşabilmek için hakkında nas olması lazım. Nas ayet-i kerime ve hadis-i şerif diye anlatılıyor, bildiriliyor kitaplardan. Yani bir ayet-i kerim olacak. Allah-u Teala bilecek ki Mustafa Toköz kolumu ben cennete koyacağım. Bitti sözünden demez o. Böyle bir şey olması lazım. Veya hadis-i şerif olacak. Resulullah Efendimiz Aleyhisselatü Vesselam Allah-u Teala bana bildirdi. İşte bu cennetliktir. Peki böyleler var mı? Var. Aşere-i Beşşere. Hazreti Ebu Bekir Sıddık, Hazreti Ömer falan. 10 kişi. Evet 10 kişi. Bunların hakkında nas var. Peki efendim diğer eshab-ı kiram, ilk Müslümanlar, Peygamber Efendimiz'in hanımları. Onlara isim bildirilmemiş. Mesela bir atı Rıdvan diye geçiyor. Veya Hudeybiye'de işte ağaç altında biat edenler diye geçiyor. Kitaplarda anlatılıyor.
Allah-u Teala onlardan razı, onlar da Allah-u Teala'dan razı. Ayet-i Kerime var. Bedir Savaşı'yla ilgili de bir şey. Bedir Savaşı ile alakalı. Eshab-ı Kiram için diye kitaplarda bu ayet-i kerime Eshab-ı Kiram içinmiştir. Dolayısıyla Ehl-i Sünnet alimleri Eshab-ı Kiram'ın hepsi için cennetliktir hüsnü zan. Zannı galiple söylenir buyuruyor. Ama onun dışında zannedilir. İşte Osman Ünlü kurtarırsa paçayı cennete gider. Mustafa Dokuz kurtarırsa son nefeste iman cennete gider. Kesin, kesin denmez. Kesin denmez. Ve bu böyle kesin denmediği gibi bu kesin cehenneme gider. O da denmez. Veya kendi kendine benim kurtuluşum yok. Ben kesin cehenneme giderim. Yok. Denmez. Çünkü ayet-i kerime olması lazım. Ayet-i kerime olması lazım. Şimdi bizi izleyen ve dinleyenler hatırına gelebilir. Efendim işte biz okuyoruz Kur'an-ı Kerim'i az çok aynı şekilde tefsir de okuyoruz falan, oralarda görüyoruz işte Allah-u Teala kafirleri affetmeyeceğini bildiriyor. Affedilmeye nereye gider? Cehenneme gider. Tamam, bunu herkes biliyor. Köy kahvesindeki de biliyor bunu. Tamam, affedilmezse imanını kurtaraması cehenneme gider. Ama Allah-u Teala Kur'an-ı Kerim'de umumi bildiriyor, genel bildiriyor. Müminler için de genel bildiriyor. Bu kesin aynı şekilde ismen cehennemliktir veya cennetliktir diye ayet-i kerim, hadis-i şerif yoksa onun hakkında konuşamazsın. Bu cennetliktir, bu cehennemliktir. Kendin için de söyleyemezsin bunu. Ne oldu? Şimdi küfür denen yes, ümitsizlik. Ben iflah olmam, ben aynı şekilde kurtulmam, ben cehennemliyim muhakkak falan. Nerede biliyorsun arkadaşım? Vahiy mi geldi sana? Yok öyle bir şey. Bak şimdi Zümer suresinin 53. ayet-i kerimesinde Allah-u Teala Peygamber Efendimiz'e hitaben, ey Resulüm benim tarafımdan müminlere söyle. Ey benim günahtan nefisleri üzerine israf eden, hatta aşan kullarım. Allah-u Teala'nın rahmetinden ümit kesmeyin. Onun için ümitsiz olmak küfürdür diye ayet-i kerimelere dayalı olarak bildiriliyor bu. Evet. Ümit kesmeyin. Allah-u Teala bütün günahları mağfiret eder. Muhakkak ki Allah-u Teala gafurdur. Yani çok mağfiret edici, affedicidir. Rahimdir. Yani çok merhametlidir buyurmuştur. Allah-u Teala buyuruyor ki hangi günah işlersen işle. Efendim üzerinde kul hakkı da var. Evet, kul hakkı olan günah da dahil. Ama şartları bildirilmiş. Kazaya kalan namaz borcun varsa kaza et, tövbe et. Kazaya kalan oruç borçların varsa kaza et, tövbe et. Kazaya kalan daha önce vermediğin zekat borçların, usul borçların varsa, kesmediğin kurban borçların varsa bunları hallet, arkasına tövbe et. Kul haklar varsa anandan, babandan, evladından, akrabayı talip adından, komşundan git, yalvar, yakar, özür dile, helallik dile, arkasına tövbe et. Nasıl olursun? Tertemiz olursun buyuruyor ya. Bak kitaplarda diyor ki büyük günah işlemiş olan erkek veya kadın bir Müslüman. Büyük günah Mustafa Bey. Şartlarına uyarak tövbe ederse, hasreten belli diyorlar İslam alimleri. Şartlarına uyarak tövbe ederse günahları muhakkak affolur, günahsız tertemiz olur. Günahları muhakkak affolur, tertemiz olur. Kim bildiriyor bunu? Allah Teala bildiriyor ya. İslam alimleri erkeğinde kafasına yazamaz ki onu. Öyle bir durum söz konusu değil. Şeyde bir hadise anlatılıyor da Ebu Amir Bikendi Hazretleri anlatıyor. Başından geçen bir hadise. Bir gün böyle işte bir kasabadan şeyde mahalleden geçerken işte orada gencin birisini tutmuşlar, işte onu dövüyorlar, rahatsız ediyorlar falan. Mahalleden dışarı atmaya çalışıyorlar. İşte gencin annesi de işte ağlıyor. Ebu Amr Hazretleri kadıncağıza acıdığı için mahalle halkına ricada bulunur. Kendileri hatırı için bir defaya mahsus olmak üzere genci affetmelerini, bir daha rahatsız etmemeleri konusunda gençten şey alıyor. Söz alıyor. Mahallede peki diyor. Aradan zaman geçiyor. Bu zat tekrar oradan geçerken bakmış kadın gene ağlıyor. Peki diyor, yani sebebini soruyor. İşte genç vefat etmiş. Peki halinde düzelme olmuş muydu diye soruyor Ebu Amir Bikendi Hazretleri. Vefatı yaklaştığında beni yanına çağırdı ve
Öldüğüm zaman ölüm haberimi kimseye duyurma. Onlar rahatsız etmiştim. Cenazeme gelmedikleri gibi bana da lanet ederler. Ben yaptıklarıma pişman oldum. Çok gözyaşı döktüm. İnşallah Rabbim beni affeder. Sen de benim için Allah-u Teala'ya dua et. Beni kabre defnettikten defnederken senden başka kimse bulunmasın. Defin işi bittikten sonra da beni affetmesi ve hesabımın kolay geçmesi için Allah-u Teala'ya dua et. Zira ana duası kabul olunur dedi ve biraz sonra vefat etti. Genç. Ben de diyor vasiyetini aynı yerine getirdim. Kabrin başında bekledim. Ayrılacağım sırada kabirden oğlumun sesini işittim. Anneciğim eve dönebilirsin. Rahat ol. Benim için üzülme. Artık ben kerem sahibi olan Allah-u Teala'ya kavuştum diyordu. Kurtulmuş. Böyle bir Rabbimiz var. Hatta bizi izleyen ve dinleyenlerin yani zihninde tereddüt varsa onları gidermek için Fudayl bin İyad Hazretleri eşkıyalık yapıyordu. Tövbe etti, evliya oldu. Evet. Habibi Acem Hazretleri meyhaneden çıkmıyordu. Tövbe etti, evliya oldu. Mişrafi Hazretleri, özür dilerim. Habibi Acem Hazretleri tebliğcilik yapıyordu. Tövbe etti, evliya oldu. Ya Musa Bey, geç Eshab-ı Kiram'dan putperest olanlar vardı. Eshab-ı Kiram oldu radıyallahu anh diyor. Sonraki evliya, en yüksek derecedeki evliya onların en altındakinin derecesine çıkamıyor, biliyor musun? Dolayısıyla bizim böyle bir Rabbimiz var. Ya Selman-ı Farisi radıyallahu anh hazretleri. Mecusi bir ailenin çocuğu. Sonra Hristiyan oldu. 10 sene geldi Medine-i Münevvere'de. Hatta köle olarak satılmıştı. Müslüman oldu ve Peygamber Efendimiz Aleyhisselatü Vesselam bu zata Selman Ehl-i Beyt'tendir buyurdu. Böyle bir iltifata da mazhar oldu. Dolayısıyla efendim başlangıçta ya Hazreti Ömer radıyallahu anh hazretleri Peygamber Efendimiz'i öldürmek niyetiyle çıkmadı mı diyorlar. Evet. O bile Müslüman. Aşer-i Beşşer'den olduğu gibi benden sonra peygamber gelmeyecek. Gelseydi Ömer İbni Hattab peygamber olurdu buyuruluyor. Dolayısıyla bir ayet-i kerimede Maide suresinin 38. ayet-i kerimede bir kimse zulüm yani günah işleyip sonra tevbe eder ve salih amel işlerse Allah-u Teala tevbesini elbette kabul eder. Bunun için her günahtan sonra şartlarına uyarak tevbe etmeli, affedilmekten ümitli olmalı, ümitsizliğe de düşmemelidir. Peki efendim, çok teşekkür ediyoruz. Sevgili izleyicilerimiz, böylece biz ayrılan sürenin sonuna geldik. Programımız diğer bölümlerle devam edecek. Yeniden buluşuncaya kadar hoşçakalınız. Sevgili Peygamberimiz buyuruyorlar ki, namazı kasten terk eden kafirdir. Namaz kılmayan... Değerli izleyenler, yeni bir programla daha sizlerle birlikteyiz. Her zaman olduğu gibi Osman Ünlü hocamız var yanımızda. Yine kendisiyle sohbet edeceğiz ve sizlerin merak ettiği konulardan birini daha soracağız. Hocam, İslam'ın şartlarından birisi namaz kılmak. Namaz kılmak farz aynı zamanda. Yapılmazsa haram olur ve çok mühim bir farz. Bazen işte siz anlatıyorsunuz ya, imanla alakalı. Yani namaz kılmayanın imanı yoktur gibi söyleyenler de var. Dolayısıyla çok önemli bir ibadet bu. Tamam, bunu kabul ettik. Namaz kılarken namaz kılmak, evet, mühim bir ibadettir ve biz imanımızı da koruyabilmemiz için kılmamız lazım diyerek kafamıza göre şurada bir yerde işte yatsak kalsak veya ne bileyim otursak, sorana da işte ben namaz kılıyorum canım desek, böyle olur mu? Yani bunun şartları yok mudur namaz kılmanın? Aynı zamanda nasıl yapılacağı da dinimiz tarafından bildirilmemiş mi? Şimdi Mustafa Bey, Ehl-i Sünnet alimleri buyuruyorlar ki amel imandan cüz değildir. Bunun için zina eden, içki içen, kumar oynayan, hani büyük günahlardan bahsediyoruz. Kafir olmaz buyuruyor. Günahkar olur. Efendim tevbe edersin. Tevbe, şirk dahil. Herkese açık o. Şu veya bu değil. Çünkü yeryüzündeki hangi milletten, hangi ırktan olursa olsun, siyahı, beyazı, kızılderilisi kim olursa olsun, bunların hepsi Adem Aleyhisselam çocuklar. Ve sahibi yaratanı da Allah-u Teala'dır. Bunlardan hangisi? Everest'in tepesindeki de, Sahra Çölü'nün ortasındaki de, Atlas Okyanusu'nun ortasındaki de Allah-u Teala'ya döner yüzün çeversen ve samimiyetle Cenab-ı Hakk'a ibadet edersen Allah-u Teala'nın sevdiği kul olur. Bu kapı herkese açık. Efendim kafir, Müslüman olur. İman ederse Allah-u Teala'nın aynı şekilde sevgili kul olur. Bu kapı herkese açık. Allah-u Teala'nın göndermiş olduğu
peygamberi tasdik edecek, iman edecek ve onun bildirdiklerini yerine getirecek. Muhammed Aleyhisselam'la İslamiyet'i göndermiş. Kur'an-ı Kerim bu dinin anayasası. Peygamberimizin sözleri de Kur'an-ı Kerim'in tefsirleri. Eshab-ı Kiram tabi'in, tebe-i tabi'in de Kur'an-ı Kerim ve hadis-i şerifler açıklayarak icma ve kıyas soruyla onun içindeki hükümleri bize bildirmişler. Bunların hepsini bize bildirmişler. Tasdif de etmişler. Buyuruyorlar ki büyük günah da olsa günah işlemek imanı götürmez. Küfür olmaz. Amel imandan cüz değildir. Buyuruyorlar. Ancak bir konuda ittifak etmemişler. Namaz konusunda. İmam Ahmed bin Hanbel Hazretleri gibi mezhep imamları namaz imandandır buyurmuştur. Niye? Çünkü Müslüman ile kafir birbirinden ayıran namazdır hadis-i şerif var. Başka bir hadis-i şerif var. Namaz dinin direğidir, direksiz din olmaz. Es-salatu imad din. Evet. Es-salatu imad din. Hadis-i şerif var. Dolayısıyla namaz konusunda ittifak yok. Mesela İmam Ahmed bin Hanbel Hazretleri namaz vakti girdiği zaman namaz kılmazsa, kılmak istemezse, hatırına gelmezse kafir olur buyuruyor. Buyurunca Müslüman mezarlığına da gömülmez buyuruyor. Diğer üç imam ise, yani çok ağır ifadeler kullanıyor, kafir olmaz diyorlar ama çok ağır ifadeler kullanıyorlar da. Onun için namaz konusu çok hassas bir konu. Onun için hani din büyükleri namaz var, hayat var, namaz yok, gık derlermiş ya. Namaz varsa hayat var, namaz yoksa öl gitsin. Öl yani. Bunun için beş vakit namazı gevşek ve tembellik olmaksızın kılmalıdır. Tadili erkenlerde kılmalı. O ne demek? Namazın içindeki ve dışındaki farzlar var. Bunlara uyarak bu namazı kılmalıdır. Yoksa mesela onlar yerine getirilmezse İmam-ı Gazali Hazretleri tavuğun yemediği gibi buyuruyor. Tadili erken dedikleri kıyamda, rükuda, secdede organların yani vücudun dimdik yerli yerinde durması lazım. Böyle falan değil yani. Evet. Hani Ramazan-ı Şerif'te teravih. İşte 10 dakikada kıldırdı, 20 dakikada yok öyle şey ya. Hızlı kılmak değil, şartlarına uyarak kılmak. Hareketlerin belirgin olması, belli olması lazım. Namazı doğru kılmayan veya hiç kılmayan kimsenin Müslümanlığı şüphelidir buyuruyor. Bir kimse namazı doğru ve iyi kılınca İslam ipine yapışmış olur. Çünkü namaz İslam'ın beş şartından ikincisidir. Tadili erken rükudan doğrulunca dik olarak rahat durmaktır. Yine bunun gibi secdeden kalkınca rahatça oturup ondan sonra ikinci secdeye gitmektir. Böyle dik durmaya ve oturmaya tadili erken denir. Rükuda ve iki secdede tadili erken yani Sübhanallah diyecek kadar hareketsiz durmak vaciptir Hanefi mezhebinde. Maliki mezhebinde de farzdır. Kavmede ve celsede tumaniyete yani Sübhanallah diyecek kadar durmaya dikkat etmelidir. Namazın rükû ve secdelerinde ve diğer rükûlerinde tadili erken ile huşu ile dürüst olarak namazı kılmalıdır. Bir kişi namaz kılarken rükû ve secdeleri tadili erken tamam yapmıyordu. Peygamber Efendimiz Aleyhisselatü Vesselam bunu gördü ve buyurdu ki şu kişinin hali böyle giderse amelinin faydasını bulamaz buyurdular. Bazı yerlerde mesela işte sorduğu da olmuş. Ne kadar bu kadar sen bu kadar zamandır namaz kılmamışsın buyuruyorlar. Kitaplara geçmiş bunlar. Namazın rükünlerinden tadili erken olmazsa namaz tamam olmaz. Namazı maskaralığa almış olur. Alay etmiş, dalga geçmiş olur. Bir kimsenin namazı namaz olmazsa dini dahi tamam olmaz. Namaz tamam olmadı. Namaz tamam olmayınca dinin de tamam değil. Din de tamam değil. Efendim ben kuşluk vaktinde öğleyi kılacağım. Vaktinde kılacaksın. Öğle vakti girince. Yatsıyı sabahleyin kısa mı olur mu? Hayır. Yatsı vaktinde kılacaksın. Orucu işte kısa günlerde. Hayır. Ramazan ayında tutacaksın. Öğlen işim var. Akşam kılıversem olur mu? Olmaz. Efendim işte Zilhicce ayında değil de başka zaman kafama estiği zaman kurbanı kesivereyim. Olmaz mı? Olmaz. Çünkü vakti belli. Senenin her günü hacca gidemez miyim? Gidemem. Zilhicce ayında gideceğim. Gidemiyoruz. Şimdi namazın beş yerinde tadili erken erkanı unutmadığı halde bilerek terk eden İmam-ı Ebu Yusuf Hazretleri'ne göre namazı fasıl bozulur. Bu namazı iade etmesi lazım. Unutarak terk edince secdeyi sevip lazım olur buyuruyor. Tadili erkanın terkinde birçok zararlar olduğu dedelerimizin hani el kitabı olarak bilinen Miftahul Cennet, Mızraklı İlmihal diye bildirdiklerim
Kitabında var. Kitabında, Muhammed'in Kutlu Denizlik Hazreti'nin kitabında bildirilmektedir. Ve bunlardan bazıları da şöyle diyor, orada enteresan hükümler bildiriliyor. Mesela buyuruyor ki, bir, namaz kıldığı mekan kıyamet gününde aleyhine şahitlik eder. Namaz kıldığı mekan eğer tadile, ekene riayet etmediyse, ben gördüm onu. Benim üstümde namaz kılıyordu falan, böyle tavuğun yemediği gibi kıldı. Aleyhinde şahitlik yapar. Kaçarı yok yani. Yok. İki, bir kimse tadili erkansız namaz kılarken biri görüp söylemese günahkar olur. Ha, gören tabii, günahkar olur. Mustafa Bey ne yapıyorsun sen demem lazım. Sen de diyeceksin, abi ne yapıyorsun sen falan, öyle namaz mı kılınır demen lazım. Sen de günahkar olursun, ben de günahkar olurum. Üç, o namazın tekrar kılınması vacip olur. Ya. Şimdi hatırıma ne geliyor biliyor musun? Şimdi bir gün İmam Ahmet bin Hanbel Hazretleri hayatta, bir ikindi namazı kılınıyor. Camiden çıkmışlar. Caminin dışında birisi gelmiş, İmam Ahmet bin Hanbel Hazretleri, onun yanında bazı alimler var. Bir sual soruyor. Diyor ki, işte bir kimse namazın üçüncü rekatın, dördüncü rekatın da mı olduğunda tereddüt etse, şüphelense ne yapması lazım? Derken o soruyu sonra şöyle bakmış, camiden evliyadan bir zaha çıkıyor. Bir dakika buna sorayım. İmam Ahmet bin Hanbel Hazretleri buyuruyor ki, ya sorma ona. Sorayım diye gidiyor falan. Diyor ki, efendim diyor, böyle üçüncü rekat mı dördüncü rekat mı olduğunda tereddüt eden ne yapmalı? Cevap o evliya zat. Gaflette kılınan namazı iade etmek lazım. Buyuruyor. İmam Ahmet bin Hanbel Hazretleri buyuruyor ki, ben onun için sorma dedim. Ona sorma. Ondan sonra gaflette kılınan namazı iade etmek lazım. Dolayısıyla o namazın tekrar kılınması vacip olur tadil erken. Dört, imansız ölümüne sebep olur buyuruyor Mustafa Bey ya. Çok tehlikeli. Tehlikeli. Beş, namazın hırsızı olur. Namazından çalmış. Evet. Altı, kıldığı namazı eski bez gibi mahşer günü yüzüne vurulur. Babaannem rahmetli bunu der dururdu. Çaput oğlum gibi derdi. Ha, yüzünüze böyle çaput gibi atmasınlar. Doğru kılmış namazı derdi. Öyle anlatırdı. Yedi, Allah-u Teala'nın merhametinden mahrum kalır. Ana. Sekiz, cehenneme yakın olur. Müstahap olur. 9, bu da çok enteresan. Bütün mahlukata zararı dokunur. Allah. Nasıl? Zira o kimsenin günahı sebebiyle yağmurlar yağmaz. Yerde ekinler bitmez. Veya yağmurlar vakitsiz olarak yağar. O zaman da fayda yerine zarar vermiş olur. Ya? Çok enteresan. Peki ya inkar ederse, yakılmazsa? Şimdi mesela ahir zaman, İmam Rabbani Hazretleri Hicri 1000 yılından sonra ahir zaman buyuruyor. Ahir zamandayız. Şimdi Kur'an-ı Kerim'de de geçiyor, Matar diye geçiyor. Ve İmam Rabbani Hazretleri diyor ki, ahir zamanda Allah-u Teala cemal diye celal sıfatıyla tecelli eder. Yağmur bakıyorsun gadap haline dönüyor. Sel, su falan alıp götürüyor. İşte iman etmeyene, efendim küresel ısınma falan filan. Ahmak herif, küreseli müreseli yok. Bir azeri hava raporu sunan birisi göndermişti. Ben kendim de izledim, gördüm. Adam anlatıyor işte, şuralar böyle yağmurlu, buralar böyle tahmin ediliyor falan. En sonunda adam diyor ki, ya diyor, yer onun, gök onun diyor. Siz diyor benim dediğime bakmayın. Onun için namazı şartlarına uygun kılmalı. Cenab-ı Hak muhafaza buyursun. Sadece kendimize değil, başkalarına da zarar veriyormuşuz. Peki efendim, çok teşekkür ediyoruz. Sevgili izleyicilerimiz, bugün de Osman Ünlü hocamız önemli bir konuda bize bilgiler verdi. Bir sonraki programda yine beraber olacağız, başka bir konuyu sormak üzere. Şimdilik hoşçakalınız. Sevgili Peygamberimiz buyuruyorlar ki, ümmetimin fesadı zamanında sünnetime yapışan, yani ehli sünnet olan ve 5 vakit namazı cemaatle kılanın amel defterine her gün 100 şehit sevabı yazılır. Değerli izleyenler, yeni bir programla daha sizlerle birlikteyiz. Her zaman olduğu gibi Osman Ünlü hocamız var yanımızda. Yine kendisiyle sohbet edeceğiz ve sizlerin merak ettiği konulardan birini daha soracağız. Hocam, insanın kullanmış olduğu bir Müslümanın veya öyle soralım, kullanmış olduğu eşyalarda resim bulunmasının bir mahzuru var. Mesela elbiseden bahsediyorum, işte elbisede resim var. Ne bileyim, işte kullandığımız kalem, mendil olabilir. Masamız olabilir. Bulunduğumuz ortam olabilir. Buralarda bir de mesela ibadet ettiğimiz seccadeler var. Orada da resimler bulunuyor. Bunlar uygun bir şey midir? Yani bulunmasında bir mahsur yok mudur veya? Şimdi bu konuda İslam alimleri büyüklerinden olan Seyyid Abdülhakim Arbazi Hazretleri, bu zat hem evladı Resul'dür hem de dört mezhepte müteassıs evliya bir zattır. Bu zat diyor ki,
Üzerinde canlı resmi bulunan mendil, para gibi şeyler kullanmak caizdir. Zira böyle şeyler muhterem değildirler. Evet, saygı gösterilmesi gereken şeyler değil. Buyurmuştur. El-Fukh al-Mezahibli Erbaa'da da böyle yazmaktan. İbn-i Hacer-i Hitemi Mekki Hazretleri fetvasında buyuruyor ki, mendil gibi, para gibi şeyler üzerinde canlı resmi bulunmasının zararı yoktur. Çünkü canlı resmini hürmet olunan yerlerde kullanmak caiz değildir. Hürmet edilmeyen şeyler üzerinde caizdir. O halde yerde veya yere serilen eşyada yastık, sergi, mendil, para, mektup pulları üzerinde ve cep, çanta, dolap gibi kapalı yerlerde ve elbisenin göbekten aşağı kısımlarında bulunması caiz olup göbekten yukarıda bulunması, asılması haramdır. İslamiyet bunu bildirmiş. Yani hürmet edilmesi gereken gerekmeyen şeyleri hürmet etmiş oluyoruz o zaman ki. Belden aşağı oldu mu? Evet. Hürmet edilmiyor. Edilmiyor. Yukarısı oldu mu diye belden yukarıda. Hürmet edilmiş. Mesela Kur'an-ı Kerim'de belden yukarıda tutmak lazım mı? Evet. Hürmet edilmesi gerekiyor. Ölçü bildirilmiş. Kadın resimlerini ve avret mahalli açık resimleri şehvetsiz de olsa her yerde kullanmak ve bunlara şehvetle batmak haramdır buyuruyor. Resim. Duvarlara asıyorsun, bir ne yapsın? Haramdır buyuruyor. Hakikate deniyor ki üzerinde yazı, hatta bir harf bulunan kağıdı, örtüyü, seccadeyi yere koymak, yere sermek tahrimen mekruhtur. Onun için babaannemler kuşakları yerde böyle boş kağıtları bile toplarlardı, yazılı kağıtları alırlardı da. Ya nene dedim, hani bu boş kağıt yazmaz yok, niye alıyorsun bunu? Onun dedi, buna musaf yazılır. Nasıl bir eğitim verildiyse onlara. Musaf yazılır, yani Kur'an-ı Kerim yazılır. Dolayısıyla o kağıda hürmet ederlerdi. Boş kağıda bile. Bunları her ne için olursa olsun kullanmak veya yere sermek hakaret etmek olur. Hakaret etmek için sermek veya kullanmak küfür olur. Duvara yazmak, yazıyı asmak caiz olur denildi. Canlı resmi bulunan elbiseyle namaz kılmak da mekruhtur. Şimdi mesela tişörtlerde, bilmem nerede canlı resimler var. Şimdi o kadar böyle gevşemiş ki, mesela çocukların da öyle şey yapılıyor falan. Ya arkadaşım, çok özür dilerim, kaba tabirle bir ifade kullanılmış. Sen eşek olmak istersen sırtına semer vuran çok olur. Sen peşinen eşekliği kabul ediyorsun. Adam diyor ki bu senenin modası böyle giyin, öyle giyiniyorsun. Yani eşeklik ediyorsun sen. Kabul ediyorsun onu. Kabul ediyorsun onu. Kabul ediyorsun. Adam sana ne sunarsa sen onu alıyorsun. Mağazaya gittin. Baktın resim. Bunun resim sunan yok mu? Yok. Çık git. Öbür mağaza. Yok. Çık git. Bak o mağazadaki onu imal edene hemen telefon açar. Ya arkadaş, müşteri kaybediyor. Bu adamlar aynı şekilde bakıyor, satılıyor. Bas gitsin onda sana diyor. Bas gitsin onda sana diyor. Satılıyor diyor. Nasıl? Çok özür dilerim. Biraz kaba tabirizim. Ahmak çok diyor. Eşeklik yapacak da çok. Sen bas bunları alıyor. Ama sen böyle şey yapınca adam hemen telefona sarılıyor. Telefona sarılıyor. Diyor ki ben bunu resimsiz ve yazısını istiyorum. Adam bakıyor ki paracıklar gidiyor. Hemen resimsizini basar. Basar. Yeter ki sen talep et. Şimdi buradan anlaşılıyor ki üzerinde Kabe, cami resmi ve yazı bulunan seccadeleri namaz kılmak için yere sermek caiz değildir. Çünkü hürmet edilmesi gereken şeyi yere sermiş oluyorsun. Kabe'ye, camiye hürmet edilmesi gerekir. Kur'an harflerine hürmet edilmesi gerekir. Veyahut da dini bir yazı hürmet edilmesi gerekir. Sen yere seriyorsun, hakaret olur. Hatta bir hikaye değil ya, canlı olmuş. İşte arkadaşını ziyarete gidiyor. Arkadaşının babası evde. Bakmış evde amca Kabe resmi seccadeyi sermiş. Namaz kılacak. Ya bakmış falan demiş, herhalde demiş oğlunu dinlemedi, bir ben anlatayım buna. Oğlu o anda yok. Demiş amca, bak bu Kabe resmi. He evlat demiş, Kabe resmi. Buna da bir hürmet etmek lazım. He evlat demiş, hürmet etmek lazım. Bunun için yere serilince buna hakaret edilmiş oluyor. Diyor, bunu diyor duvara asmak lazım. Adam bakmış bakmış. Evlat demiş, orada nasıl namaz kılacağım o duvarda be? Temel fıkrası gibi olmuş. hala daha orada. Yok, hürmet için sadece duvara asılabilir. Şimdi senelerde bu anlatıldı. Kabe resmi, cami resmi. Hatta kendi şahisin. TGRT FM'deki İslam ve Toplum programında da tesbihlerin üzerine bile Allah Muhammed ismi yazıldı. Kaşıklara aynı şekilde besmele yazılmaya kaldı. Bunların uygun olmadığı, caiz olmadığı anlatıldı. Ama şimdi bakıyorsun Türkiye'de seccadeler düz
Kabe ve cami resimleri azaldı. Peki efendim işte biz gidiyoruz da Haç'tan geliyor. Haç'tan geliyor da putperest Japonlar ve Hong Konglar bastırıyor. Çinliler basıyor. Çinliler basıyor. Kitapsız kafirler basıyor. Canım ama canımı yok. Adam bakıyor diyor ki bunu istiyorlar. Ben de para kazanacağım. Kabe resimli seçerde basıyor gönderiyor. Sen onu istemeyince diyor ben para kazanamıyorum. Hangi konuda talep var? Resimsiz, düz. O zaman başlıyor düz basmaya. Dolayısıyla bir Müslümanın da oturup düşünmesi lazım. Kendi dinine yakışana aynı şekilde. Efendim işte bizi reddediyoruz ama alan kendi hesabını çarpsın. Eşekliği kabul ediyorsa o sen de mi kabul edeceksin? Sen niye kabul ediyorsun? Kabul ediyorsun ki alma. Gerekirse fedakarlık yap. Oğluna da kızına da veyahut da kendine de otur tersini köre veyahut da terziye götür tersini diktir ya. Zor bir şey değil yani bu. İslam dini insanlarla alay edilmesine ve canlılara tapılmasına ve gençlerin fuhşa sürüklenmesine, evlerin baştan çıkartılmasına alet olan insan resimlerini, heykelleri haram etmiş, canlıların anatomik parçalarının ve bitkilerin ve her çeşit fizik, kimya, astronomi, inşaat resimlerini helal etmiş, serbest bırakmıştır. İlimde, teknikte lazım olan resimlerin yapılmasını, bunlardan fayda elde etmeyi emir buyurmuştur. İslam dini her şeyde olduğu gibi resimleri de faydalı ve zararlı olmak üzere ikiye ayırmış. Faydalı olanlarını emir, zararlı olanlara yasak etmiştir. O halde kafirlerin Müslümanlar resme günah der, bu ise gericiliktir demesi kör körüne bir iddia, iftira ve yalandır. Bunu iyi bilmek lazım. Biz İslam alimleri kitaplarını okuyup doğrusunu öğrenince onların söylediklerinin bir kıymeti olmadığı açık net bir şekilde o kendisini gösteriyor. Şimdi bizi izleyen ve dinleyenler tamam anladık hani mesela canlı resmi annemin babamın resminde asmayacak mıyım? Bir ifade geçti orada. İşte İbn-i Hacer İtemi Hazretlerinden bir nakil oldu. Bir de Hadika'dan nakil oldu. Biliyor ki belden aşağısıysa kurtarır. Belden yukarısıysa hürmet için olur. Dolayısıyla ananın babanın resmini oraya asıyorsun. Canlı resmidir bu. İster kedinin köpeğinin resmini as, ister aynı şekilde ananın babanın dedenin resmini as. Fark etmez. Ve böyle resimler asılı yerde, kedi, köpek, at, neyse kuş resimleri, insan resimleri asılı odada, eğer kıble tarafındaysa, namaza durduğun zaman sağında ve sol duvarlardaysa bu mekruhtur buyuruyor. Orada namaz kılmak mekruhtur buyuruyor. Açık net bir şekilde. Ama efendim benim niyetim. Arkadaşım bu iş niyetli olmaz. İslam niyetini bildirirse otur. Kitapta ne yazdıysa, Peygamber Efendimiz nasıl bildirmişse İslam alimleri de kitabı öyle yazmışlardır. O zaman asmayacağız. Asmayacağım. Peki ben annemin, babamın, dedemin fotoğraflarını ne yapacağım? Peki daha önce dedelerimiz ne yapıyordu? Arşivde kullanıyordu onu. Bir dosyaya koyuyor, oraya koyuyor. Ne oldu şimdi? Her gün annen, baban orada şey yapınca bir Fatiha, üç İhlas okuyup duruyor musun? Yok. Hatta zulmet bile geliyor. Zulmet bile geliyor. O resim sebebiyle. Onlara da zarar oluyor. Onlara da zarar oluyor. Dolayısıyla daha önce mesela diyelim ki açık saçık resimler şey yapmışsındır. Tutuyorsun, öyle de asıyorsun, başkalarına gösteriyorsun. Anana babana orada eziyet ettiriyorsun. O da günah oluyor. Eğer sen ananı babanı seviyorsan, hatta bir dinleyicimiz aramıştı. Ben de işte annemi kaybettim dedi. Çok ağlıyorum, çok üzülüyorum. Anneni sevindirmek ister misin dedim. Evet dedi. Namaz kılıyor musun? Hayır dedi. Dedim önce namaza başla. Alalım dedi. Pazartesi ve perşembe günleri vefat edenlere geride kalan evlatların hali gösterilir buyuruyor. Eğer evlatları namaz kılıyorsa, Kur'an-ı Kerim okuyorsa, haramdan sakınıyorsa bu gösterilir ve buna sevinir. Ama namaz yok, niyaz yok, oruç yok, aynı şekilde haramların içerisine girmişler. Berbat bir şekilde ise çok üzülür. Yapacağı da bir şey yok, kahrolur. Eğer anneni sevindirmek istiyorsan, kitaplar böyle yazıyor. Ben inanmıyorum. Paşa gönlüm bilir. İster inan, ister inanma. İster gargara yap, ister yut. Beni ilgilendirmez. Ama toprağın altına girince merak etme, senin evladın da sana gösterilecek. Senin evladın da sana gösterecek. O zaman bu doğruymuş. O zaman geçti borun pazarı, süreçlerini mide ederler adama. Önemli olan ölmeden önce bunları kavramak, anlamak ve buna göre aynı şekilde yapmaktır. Dolayısıyla evde bile hani gazete vardır diyelim, kaldırırsın. Şimdi bu TGNT FM'deki İslam ve Toplum programına gelenler de dikkatimi çekiyor. Orada efendim diyor işte evde televizyon var diyor. Televizyon bulunan odada şey olmaz, namaz kılınmaz. Öyle değil ya. Televizyon açık, resim orada, aynı şekilde sen namaz kılıyorsun. Ses geliyor falan.
Sen namaz mı kılıyorsun? Haberler mi dinliyorsun ya da diziyi mi takip ediyorsun? Kapalıysa televizyon? Kapalıysa hiç mahsur yok. Açıksa, ses de geliyorsa. Mustafa Bey, ben çok duydum öyle şeyleri. Namaz o durmuş, o da orada aynı şekilde şey yapıyor falan. Daha namaz, ne olmuş ne olmuş? Namazda diyor bunu. O da namaz değil yani. Namaz değil. Öyle bu. Namaz olmaz. Namaz değil. Yani. O zaman başka bir odaya git yani şekilde. O odada namaz kılma. Demek ki şeyde de yani dinimizin bildirmiş olduğu hürmet edilmesi gerekenler de yere serilmemeli ve diğerlerine de en şekilde oralara asmamalı. Peki efendim. Çok teşekkür ediyoruz. Sevgili izleyicilerimiz, böylece bize ayrılan sürenin sonuna geldik. Programımız diğer bölümlerle devam edecek.